Bugün yanımızda Lova 24 mm problems var. Evet, gelelim fasulyenin faydalarına. Herkese merhabalar. Normalde böyle çok daha enerjik bir giriş yapmak isterdim. Deneyeyim mi ya öyle bir giriş yapmayı? Yorgun bir giriş yapmayayım, enerjik bir giriş yapayım ya. Herkese merhabalar. Ama devamını enerjik yapamayacağım. Evet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu kanalda video ve fotoğraf çekimleriyle alakalı ufak trikler ve kamera arkaları paylaşıyorum. Bununla alakalı yavaş büyüyoruz ama büyüyoruz. gelen yorumlar beni mutlu ediyor. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Normal şartlarda bu kanalı açmamdaki sebep hali hazırda çalıştığımız müşterilerimize bakın kamera arkasında biz bunları yaşıyoruz deyip gösterebilmek için açtığım bir kanaldı. Fakat farklı kişilerin de ilgisini çekmeye başladı. Daha doğrusu sizin de ilginizi çekmeye başladı ve devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün bu videoyu neden böyle kötü bir ışıkla evde çekiyorum ondan bahsedeyim. Stick bitki çayları çok hoşuma gidiyor benim. Gün içerisinde çok fazla kahve tükettiğim için akşam eve geldiğimde bitki çayı içmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Siz de çok fazla kahve tüketmemeye çalışın ama bizim sektörümüzdeyseniz muhtemelen günde 10 bardak kahve içiyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki kanalda bir video var, reklam filmi. Funi'nin reklam filmini çektik. Onun kamera arkasını sizle paylaşmaya çalıştım. Onun part 1'ini çektik. Part 1'ini yayınladık. Evet, bu da part 2'si olmuş olsun. Size konsept ürün video çekimiyle alakalı biraz konu açacağım. Konsept ürün videolarını nasıl çekiyoruz biraz ondan bahsedeceğim. Yani şundan bahsediyordum. Neden bu videoyu iyi bir ışıkla kamerayla değil de vlog kamerasıyla neden evde çekiyorum? Gren olduğunun ben de farkındayım arkadaşlar. Fakat felaket bir yoğunluğun içerisindeyim. O yoğunluğun içerisinde video yapmaya çalışıyorum. Umarım beni anlayışla karşılıyorsunuzdur bu konuda. Stüdyoda çekecektim fakat vaktim olmadığı için eve gelince dedim ki tamam evde çekeyim. Bundan yaklaşık yani artık zaman kavramı kalmadı. Birkaç ay önce biz çoktan projeyi teslim ettik. Hem konsept ürün videolarını hem reklam filmini hem konsept fotoğraf çekimlerini, beyaz fon çekimlerini de yaptık. Onları komple teslim ettik. Fakat daha yeni yeni size çekip paylaşabilme fırsatında bulunuyorum. Çünkü ardı ardına gelen projeler ve yoğunluktan kaynaklı çok fazla zaman ayıramıyorum. Evet, çok uzattık. Devam edebilirim. Bir de şunu da söyleyeyim. Son zamanlarda bana çok fazla soru gelmeye başladı video ve fotoğraf alanında. Hangi lensleri kullanıyorsun? Bunu neyle çektin? Şu makineyi mi alalım? Bu makineyi mi alalım? Vesaire. Bununla alakalı evet YouTube videolarında ufak ufak trikler vermeyi planlıyorum. Fakat bir workshop düşünüyorum. Bu workshop'u da yakın zamanda harekete geçireceğime inanıyorum. Şu yoğunluğu bir atlatırsak inşallah yakından ilgilenen arkadaşlarımız var. O yakından ilgilenen arkadaşlarımıza özel bir workshop yapacağım. Şimdi evet hatta bana var ya o kadar çok lavabo ile alakalı soru geliyor ki ben bu lensi nereden alacağım? İşte sen bunu Fuji'ye nasıl taktın? Nasıl kullandın vesaire gibi. Arkadaşlar aslında çok basit bir yöntemi var. Normal şartlarda Leova Prop Lens 2 kamera için üretilmiş. Bir tanesi Sony, bir tanesi de Canon. Bunların haricinde olan ekipmana sahipseniz, ben Fuji kullanıyorum. Bir konverter yardımıyla çevirerek bunu kullanabiliyorsunuz. Bu çok basic bir işlem. Lens Prop Lens, manuel bir lens. Yani otofokusla falan işiniz yok. O yüzden konverterla çözebiliyorsunuz. Şimdi, ya o kadar aslında çok fazla soru var ki Instagram'dan gelen. Ben herkese teker teker yanıtlamaya çalışıyorum. YouTube biraz sinek avlıyor ama Instagram hele şu Fuji'nin paylaşımından sonra sağ olsun Fuji bayağı bir soru geldi. Şimdi toparlayalım biraz da. Şundan bir yudum daha alayım. Evet arkadaşlar biz reklam filmimizi çektik. İstanbul'a döndüğümüz zaman hızlı bir şekilde montajına başladık. Montajını yaptıktan sonra tabii seslendirmelerimiz oldu. Hem çocuk hem bir beyefendi seslendirdi projemizi. Daha sonrasında revizelerimiz yapıldı ve reklam filmimiz bitti. Reklam filmini
ürün videolarını bu videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. Şimdi ürün videolarını çekerken nelere dikkat ediyoruz? Şimdi ürün videolarını çekerken arkadaşlar ilk en önemli şeylerden bir tanesi zaten ışık setup'ınız. Işığınız ne kadar kaliteliyse, ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz. İkinci olarak kompozisyon. Yani kuracağınız düzen çok önemli ürünlerde. Bu da üründen ürüne göre değişiklik gösteriyor. Konsept kompozisyon, renk seçimleri çok önemli arkadaşlar. Yani kullanacağınız arka planlar, yanında kullanacağınız envanterler çok önemli. Ürünle bağdaşması gerekiyor. Bazı altın kurallarımız var. O kurallara dikkat ederek çekimi yapmak gerekiyor. Konsept ürün videolarında slider'ımızı kullandık. Makro çekimlerde gördüğünüz gibi lavabo'yu kullandık. Bu lavabo arkadaşlar, bir sussa şaşarım zaten. Şunu bir sessize alayım. Lavabo 24 mm problems, 40 diyaframa kadar çıkabilen bir objektif. Şimdi bu objektifi ışık konusunda iyi doyurmanız gerekiyor ki, çünkü diyafram ne kadar yükseldikçe biliyorsunuz ışık oranınızın artması gerekiyor. En güçlü ışık en iyi ışık anlamına gelmiyor. Güçlü olması lazım ve kaliteli ışık olması gerekiyor. Beyaz ışıkta da çekim yapabilirsiniz, sarı ışıkta da çekim yapabilirsiniz. Fakat belli başlı markalardan şaşmamak gerekiyor. Bu markalarda hangi markaları öneriyorsun dersiniz de ben onu özelden size yazarım. Harun Yakıncan Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi, evet, kompozisyon çok önemli dedik ve kullandığınız açılar çok önemli. Mesela bu çekimde gimbal'la çekim yap, elle çekim yaptık. Fakat ben mesela elle çekim yaptığım yerlerde post prodüksiyonda stabilizasyon attım. Bu arada ben Final Cut kullanıyorum arkadaşlar. Birçok vatandaşımız Premiere kullanıyor. Ben Final Cut kullanıyorum. Yıllardır bu sektörde uzun zamandır kullanıyorum. Hani şey soruyorlar, diyorlar ki ya kardeşim işte Premiere mi işte daha iyi, DaVinci mi daha iyi, Edius mu daha iyi, işte Final Cut mı daha iyi? Ya bu ne gibi bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Yani sen Mercedes'i mi seviyorsun, BMW'yi mi seviyorsun, Audi'yi mi seviyorsun? Ha, bana sorarsan bu işin renk kısmı DaVinci'de çözülebilecek bir olay ki biz mesela reklam filminde colorları DaVinci ile yapmaya çalıştık. Ana montajı da, color haricindeki montajı da Final Cut'ta yaptım. Siz Premiere'da da yapabilirsiniz, Edius'ta da yapabilirsiniz, DaVinci'de de yapabilirsiniz. Ha, Sony Vegas'la da yapabilirsiniz mesela color. Yani siz hangisinde rahat ediyorsanız onda yapmanızı öneriyorum açıkçası. Ben yıllardır Final Cut kullanıyorum. Ha, Premiere'da biliyorum evet, ama Premiere'ın arayüzünden çok hoşlanmıyorum açıkçası. Şöyle de bir şey var. Bir Apple ürünü olduğu için Final Cut Pro, yani işletim sisteminin programla çalışma sistemi çok iyi. Yani çok hızlı işliyor. Renderlar vesaire harika. Koruyacağınız konsept çok uyumlu olmalı yani ürünle. Ürünün tonlarında tona ton gidebilirsiniz veya farklı zıt renkler kullanabilirsiniz. Güzellik göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Çok beğendiğiniz bir şeyi karşı taraf hiçbir şekilde beğenmeyebilir. Ya da hiç beğenmediğiniz bir şeyi ya şunu bir deneyeyim dersiniz ama herkes hayran kalır. Teknik evet çok önemli teknik, ama görsel bir yeteneğin yoksa, görsel bir zevkin oluşmamışsa ya da oluşmuyorsa yani bu meslekte tutunabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Velhasılı kelam toparlayacak olursak bu video hem biraz da böyle tekniğe girmiş oldu, biraz da ürün videolarını nasıl çektiğimizle alakalı oldu. Lavabo ile alakalı başlı başına bir video yapacağım. Bu bir. İkincisi, yani bu kadar videoların gecikmesinin sebebi de yakın zamanda mesela bir projemiz var, hala daha devam ediyor şu anda. Hala daha çekimi devam ediyor. 15 gündür çekiyoruz arkadaşlar. Çikolata çekiyoruz 15 gündür. Yaklaşık 15 tane konsepti var ve 20 ürünü var ve dağılmış bir kompozisyon var. Yani şöyle söyleyeyim, her üründen 3 açılar falan, böyle 500 karelere kadar falan, final kareden bahsediyorum. 500 final karelere kadar çıkmış durumdayız. Bu çikolata firmasının son 2 konsepti kaldı. Onları da çektikten sonra çok sağlam bir video çalışması yapacağız. Orada da lavaboyu kullanacağız. Nasip olursa söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz sorularınız varsa videoların arasında ya da işte Instagram'dan, DM üzerinden vesaire ilerleyebiliriz. Bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Evet arkadaşlar, zamanınızı verdiğiniz için, beni sabırla dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Thank you.
Acaba buraya nasıl geldin? Biz değer verdik bu topraklara. Bereketine, doğasına, havasına. Kıymetini bildik bu toprakların. Ona hizmet ettik, emek verdik. Tazeliğini ve doğallığını koruması için yardım ettik. Açan her bir fındık ağacının dalından fındıkları topladık. Bazen gölgesinde dinlendik o ağaçların. Bazen de sesini dinledik. Her gülümseyen yüzde o doğallığı gördük. Uzanan her bir dala elimizi uzattık. Özenle seçtik en iyilerini. Doğallığını kaybettirmedik hiçbir fındığa. Açılan her bir pakette Karadeniz'deki bahçelerimize misafir ettik sizi. Sağlığınızı önemseyerek hareket ettik tüm bu yolculukta. Biz değer verdik bu toprakların insanına. Dün, bugün ve daima.